O zaman ben size şimdi çekip vermiş yani. Seçil Erzan'ın yaptıklarının 2010'daki Deniz Bank'ın yine adının karıştığı bir soruşturmaya delil haline geldiğini gösterecek bir belgeye aktarayım. Dün Buyurun. Özgürüz Radyo'da paylaştık bu belgeyi. Şöyle 2010 yılında çok kısaca hatırlatayım. 2010 yılında Hatay İskenderun'da yine Deniz Bank'ın bir şubesinde bir zimmet olayı gerçekleşiyor. O dönem banka çalışanlarından Sakine Cihat, bankadaki yatırımcıların, özellikle mevduat sahiplerinin zimmetlerinde bulunan, hesaplarında bulunan paralarla arbitraj işlemleri yapıyorlar. Şimdi arbitraj işlemi tamam, yasal bir işlem elbette. Fakat bunun yapılabilmesi için siz çok çok daha iyi bilirsiniz, hocam çok çok daha iyi bilir ama yatırımcının kendisinin de onayı gerekir. Sahte imzalarla yatırımcının onayı olmadan kendi hesaplarındaki parayı kullanarak bunu yapıyorlar. Ama yargılanmanın ilerleyen safhalarında olay bambaşka bir boyuta gidiyor. Sakine Cihat kendisine bu süreç içerisinde çok büyük zararlar etmeye başladığını ama bankasının kâr etmeye devam ettiğini söylüyor. Yani yatırımcıların hesaplarındaki paraları arbitraj işlemlerinde kullanıyorlar. Bu kullanılan paralarda milyonlarca dolarlık bir para. Yeri geldiğinde 5 milyon, 10 milyon, gün içerisinde 20 milyon dolarlık işlemler yapıyorlar. Ve tabii ki bu işlemlerden banka kendi komisyonunu alıyor ve bu aşamada da banka komisyonlarla kâra geçmeye devam ediyor. Fakat arbitraj işleminde terste kaldıkları için giderek kullandıkları yatırımcıların paraları erimeye başlıyor. Zaman zaman yatırımcılar gelip paralar çekmek isteyince de yine aynı yatırımcıların mal varlıklarına rehin koyarak sahte imzalarla kredi çekiyorlar. Ve bu sahte imzalarla çekilen kredileri sanki yatırımcının kendi parasıymış gibi yatırımcıya veriyorlar. Fakat bir süre sonra olay tamamen kontrolden çıkınca söz konusu kişi kalkıp kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve yargıya teslim oluyor. Yargıya teslim olduktan sonra yargılama yapılıyor ki 13 yıldır açık olan bir dosyadan bahsediyorum. Henüz Yargıtay'da. Cezalar verildi Yargıtay'da. Hala. Yargılananlar da şu an Hala. itibariyle serbestler. Evet, hala Yargıtay'da dosya. Yargılananlar da serbestler. O da Sakine Cihat Deniz Bank Genel Müdürlüğü ile ilgili bir ifade veriyor. Ve diyor ki genel müdürlükte kontrol biriminden bu tip fiyatlamaları alıp sisteme gidiyor. Ben arbitraj işleminde bu fiyatları göremezdim kendi ekranımdan. Kendim bu fiyatları alıyordum, sisteme giriyordum. Buna sistem onayladıktan sonra da karı ve zararı oluşuyordu. İstediğimiz kadar miktarı dönüştürebiliyorduk. Ben 10 milyon dolar üzerinde de oynayabilirdim. 1 milyon dolar da oynadım. Genel müdürlüğe sormadan da bu işten kesinlikle yapamazdım. Genel müdürlük bana neden bu kadar yüklü miktar oynuyorsun diye de sordu. Hatta tebrik etti. Primler verdi. Zaten iç denetim geldi. İç denetim bunları fark etti. Fakat banka kâr ettiğini gördü. Görmezden geldi, çıktı gitti diyor. Sakin Necihat'la savunması da bunu veriyor. İlginç bir şey yaşanıyor geçtiğimiz hafta seçilenden konuşulması başlayınca. Sakin Necihat'ın avukatı Bülent Akbay, Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nde gönderildiği hatta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sunuyor. Ve dilekçede şöyle bir ifade yer alıyor. Diyor ki, biz burada bahsi geçen Deniz Bank'ın anonim şirketinin İstanbul'da yer alan şubesindeki isimlerle başlatılan bu soruşturma aslında bizim soruşturmaya ışık tutabilecek bir soruşturmadır diyor. Bir dakika, ben sizi anlayamıyorum. Duymuyorum sizi ve duymadığım için de konu da çok karışık. Kaçırıyorum. Bir arkadaşlarım baksınlar lütfen. Şimdiye kadar anladığım hocam, 2010'da açılan dava 13 yıldır devam ediyor. Kar olduğu için ses çıkartılmıyor. Görmezden geliyor iddia, okey. 13 yıldır süren davada bu neydi? Arbitraj. Arbitraj işlemlerinde bir dönem çok kullanılmıştı o, inanılmaz. Yani kaldıraçlı işlemler de kullanılıyor. Ciddi bir kar olduğu için bu hesaplar izinsiz öyle kullanıldığı için de sonradan da ciddi bir zarar oluşuyor. Onu anlatıyor ve 10 yıldır devam eden bir davadan bahsediyor Altan Sancar. Yani bu ilk değil diyor, bu sürekli oluyor diyor. Yine örneklerle Ufuk Söylemez Hoca da bu alışık yani hiç yadırgamamışlar yani kimseye torbalarla dolarları. Neyse peki böyle bir durum. Yani bir de bayağı acemice bir sistem bu. Yani tefecilere sonra kendini kaptırıyorsun. O tefeciler nereden çıktı? Süleyman Aslan kim? Niye yalvarıyorsun ona? Niye senet imzaladın? Ne oldu?
karman çorman bir şey olmuş çıkmış. Ama biraz önce... Ama bir 10 yıl, bu da 5-6 yıl sürmüş yani. Bence daha öncesi de vardır. Başka kişiler, başka bankalar. Bir yerde kırılmış sistem. Evet yani bu sonra onlardan sonra tepecilere gitmiş. Ben tabii kişilerden bağımsız olarak konuyu ele almak istiyorum. Bu arada kim ne kazandı grafiğimiz var. Verir arkadaşlar, bir sürü insan da bayağı para kazanmış. Tabii canım bu tabii. Para kazanma meselesi... Semih bence... Kara mıydı arkadaşlar? Yardımcı olun. Yani Semih Kaya mesela 5 milyon vermiş, 3 milyon vermiş, 5 milyon mu, 7 milyon mu? Ama benim anladığım o net değil. Yani resmi kayıtlar olmadığı için kimin ne kaybettiği, ne verdiği, ne, yani onlar belli değil. O bilirkişi işte mahkeme süreçlerinde ortaya çıkar. Ama ben şunu biliyorum ki Türkiye'de bir informal dediğimiz bir piyasa yapılanması var. Bu ilk bu döneme özgü bir şey de değil, geçmişte de vardı. Ama bu dönem böyle bir ekonomiyi, gölge bir ekonominin gelişebilmesi için gerekli kurumsal motivasyonu da veriyor. Şeffaflık yok, hesap verilebilirlik yok, hukuk yok, yargının içinde bulunduğu sıkıntıları da biz biliyoruz. Hatta dikkat ederseniz yargının sadece bölge mahkemeleri değil, anayasal düzenin teminatı olan Anayasa Mahkemesi'ne kadar siyasilerin tehdidi altında olduğunu da görüyoruz. Sürekli olarak değil mi? Ne bu hızlı olmuş yani. Kararlar tanınmıyor, edilmiyor. Böyle bir ortamda zaten var olan bir yapının gelişmesi çok muhtemeldir. Türkiye'de özellikle şimdi sayın seyircilerimiz de artık vicdanına koysunlar ellerini. Ve bunu düşünsünler. Anadolu'da özellikle tarımın bulunduğu yerlerde, büyük şehirlerde esnafın kredi imkanlarına ulaşamadığı mekanlarda, iş pratiklerinde nasıl dönüyor bu ekonomi? Türkiye'de çek ve senetle dönen bir başka ekonomi var. Yani bir yapılanma var. Kredi kullanma oranı, bankacılık hizmetlerinden yararlanma oranları son yıllarda... Bunun fazlasında arttı. Bir kredi hacmi var aslında diyorsun. Elbette. Para hacmi var diyorsun. Tabii ki. Anladım. Yani biz onları ölçemiyoruz. Bir yerlerden bir para akışları var. Artı ekonomik olarak sıkıntıya düştüğü zaman insanlar ek gelir... alanlarını buluyor. 3-5 kuruşu olanlar ona veriyor, buna veriyor. Tırnak içerisinde ufak çapta tefecilik üzerinden onlara göre işte kazanç elde etmek için çabalıyorlar. Bunun sorumlusu insanlar değil. 1990'lı yıllardaki o aşırı faizlerin arttığı, kamu borçlanmalarının yükseldiği dönemlerde bunu devlet eliyle yapıyorlardı. Devlete veriyorlardı parayı. Oradan bir gelir elde ederek işte şey yapıyorlardı, bütçelerine ek gelir elde ediyorlar. Siz